Efendim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazan hayırlı, sofralarımız bereketli olsun efendim. Ben Deniz Metta. Eski döneme göre öyle denirdi. Şimdi bir nevi stand-upçı da diyebilirsiniz. Ama Metta'nın bir tek farkı var. Elinde böyle bir bastonu, böyle bir bezi. Bunu değişik yönlerde, anlattığı hikayelerde kullanır. Elindeki bastonu kah gerçekten baston olarak kullanır. Kah bir silah yapar. Kah çukurunuzu alır ve omzunda taşır. Bazen de elindeki bezi bir kadın hikayesi olarak anlatırken başına takar. Mesela bir örnek. Sokakta bir balıkçı vardır. Haydi balıklarım canlı canlı, balıklarım canlı canlı, balıklarım canlı canlı. Haydi gel teyze, gel abla. Canlı canlı bunlar, canlı canlı. Oradan geçmekte olan yaşlı bir teyze balıkçının önünde durur. Buyurun. Arkadaşlar buyurun. Evlatım. Balıkların taze mi? Ey balıkçı, sana soruyorum, balıkların taze mi? Beyzeciğim duymuyor musun? Bağırıyorum canlı canlı, canlı canlı, canlı canlı. Biliyorum evladım, canlı canlı diyorsun. Ben de canlıyım ama taze değilim. Gibi. Dönemin birinde iki sevdalı sonunda birbirine kavuşmuşlar, evlenmişler. Evlenmişler ama elde yok, avuçta yok. Yine evli çiftler ayrılmak zorunda kalmışlar. Adamcağız demiş ki, ey hanım, ben uzak illere gideyim de para kazanıp, para biriktirip öyle döneyim. Tabii. Adam gitmiş, tam 8 sene çalışmış. 8 sene sonunda tekrar yuvasına dönecek. Yolda gelirken bir pazara denk geliyor. Pazarda adamın biri bağırıyor. Efendim söz 1000 dolar. Söz 1000 dolar. Söz 1000 dolar. Bizim evli adamcağız da zaten 3000 dolar para biriktirmiş gelecek. Söz 1000 dolar. Söz 1000 dolar. Merak ediyor. 1000 dolara söz mü olur? Ama meraktan da çatlıyor. Acaba bu 1000 dolara nasıl bir söz? Dur diyor, 1000 dolarını vereyim de öğreneyim. Gidiyor yanına. Al diyor sana 1000 dolar. Verdiğin söz nedir? Kulağına yanaşıyor, fısıldıyor. Diyor ki, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Allah Allah. 1000 dolar boşuna gitti. Ben zaten bunu biliyordum. Neyse. 100 adım daha ileri gidiyor. Yine bir tanesi. Söz 1000 dolar, söz 1000 dolar, söz 1000 dolar. Yine merak ediyor. Diyor ki, Allah Allah. Az önce 1000 doları kaptırdık. Ama ben zaten bunu biliyordum. Neyse 1000 dolarını daha vereyim de memleketime 1000 dolarla giderim. Neyse o 1000 doları da veriyor. Kulağına fısıldıyor. Az önce demişti ya, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bu da diyor ki, kaderde ne varsa o olur. Kaderde ne varsa o olur. Allah Allah. 1000 dolar daha gitti. Ben bunu da biliyordum. Kaderde ne varsa o olur. Neyse hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kaderde ne varsa o olur. Derken yolu sayıkla giderken biri daha rastlıyor. Söz 1000 dolar, söz 1000 dolar, söz 1000 dolar. Allah Allah. 1000 dolarım kaldı. Bunu da verirsem ne olacak? Neyse. Dayanamıyor, onu da veriyor. Kulağına fısıldıyor. Kaderde ne varsa o olur. Göründüğü gibi, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Allah Allah. Nedir bu, nedir bu? Merak ediyor. Neyse bunu kendini saklıyor. Tekrar yolda giderken efendim büyük bir şeyde yerden geçiyor. Meğerse orası susuzluk çekiyor. Bir kuyu var ama kuyuda bir canavar gibi bir adam var. Oraya hiç kimseyi sokmuyor. Şehirde de kimseye su vermiyor.
şehrin ileri gelen valisi mi artık, kaymakamı mı, ne size ilan çıkarıyor. Bu kuyuya kim girip eğer bu suyu kim verdirirse ona anında altın vereceğim diye. Bizim gariban da mecburen ben diyor kuyuya girerim. Girerim de hey adam bak bu kuyuya giren hiçbiri çıkamadı. Hepsi öldü. Kuyun içinde ne varsa bunu öldürüyor. Olsun diyor ben girerim. Olan oldu artık. Neyse bunun belinin iple bağlıyorlar. Kuyun içine salıyorlar. Tam kuyun içine giriyor abi baksa ve bir sürü insan iskeleti işte kemikler kafatasları eyvah diyor ne oluyor falan derken canavar çıkıyor. Diyor ki hey dur bakayım diyor. Nereye gidiyorsun? Ben diyor seni görmeye geldim. Diyor şehre su vermiyor musun? Vermiyorum diyor. Ama diyor sana soracağım soruya doğru cevap verirsen diyor hem seni serbest bırakırım hem şehre de su veririm diyor. Tabii diyor sor bakalım. Bir yanında güzeller güzeli bir bayan, öbür tarafında da kurbağaya benzeyen bir yaratık. Söyle bakayım diyor. Hangisi daha güzel diyor. Şimdi düşünüyor. Hangisi daha güzel, hangisi daha güzel? Yolda en son $1000 verdiği söz aklına geliyor. Diyor gönlün gördüğü olan en güzeldir. Ve böylece o canavar kılıklı yaratık doğruyu bildin diyor. Bundan sonra diyor şehrin diyor suyu da serbest, seni serbest bırakıyorum diyor. Yani o son üçüncüsü en güzeli de gönlün gördüğü güzeldir. Bunu da hepimiz biliyoruz değil mi? İşte size kıssadan hisse efendim. Dediğim gibi gönlün gördüğü güzeldir. Öyle değil mi Bozkurt hocam? Benden bu kadarlık. Size kıssadan hisse. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne yapalım? Efendim şimdi biraz daha karşınızda Gölge Hacivat Karagöz ve sürpriz olarak canlı canlı da çıkılabilir. İyi seyirler. Hay hat. Perde kurdum, ışık yaktım. Gösterimiz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde. Sanılmaya martaval. Ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa. Eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı. Kapının önünde bağırma, ıspanak suratlı. Bir yari kafadar olsa, efendim ben söylesem o dinlese. O söylese ben dinlesem. Neyse işimiz, Mevlam işimizi rast getire. Efendim bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kafe başkanının sizler için hazırlamış olduğu bu güzel gece hepiniz hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz efendim. Yar bana bir eğlence medet. Aman bana bir eğlence medet. Kabana geliyor şimdi bir sefer. Yar bana bir eğlence. Kabana geliyor düdüklü tencere. Karagöz, evde misin? Evde değilim yahu. Aman efendim sesin evden geliyor. Sesimi evde bıraktım kendim çarşıya gittim. Yahu olur mu öyle şey? Karagöz'üm. Gel bak gel sana diyeceklerim var. Ha? Sana diyorum diyeceklerim var. Benim yiyeceğim de var içeceğim de var. Yahu sana suallerim var. Benim soğanım da var sarımsağım da var. Hıı. Hıı. Ayıştım erik şahane kayyon. Kapıda bir dilenci var gönden kovala şunu. Yavanım sus. Hacivat geldi. Bağırıyor ben evi okumdum sus. Karagöz'üm gel. Sesin gel. Karagöz'üm sesime gel sesime. Sen de benim püsküllü fesime gel fesime. Allah Allah. Karagöz'üm gel 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 gel. Hıı. Hıı. Ay şunu kovala ayol. Hıı. Ay ay ay. Ne oldu ya? Ay
bize köle mi döndü? Allah Allah. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Geldim, ne oldu? Aman efendim, nasılsın? Burnun kapıya kasılsın. Aman efendim, seni gördüm çok memnun oldum. Ben de seni gördüm çok maymun oldum. Ah Karagözüm, gönlümün hasılı. Ne diyorsun be, ayağımın da sırrı. Efendim, hoş geldin, sefalar getirdin. Efendim, söylüyorum bak. Ne diyor ya? Hoş geldin, sefalar getirdin. Sefalar mı getirdim, ne sefası ya? Yahu sefa. Anladım, sefa. Yahu ne sefası? Sen dedi ya. Yahu Allah müstakını vermesin. Evet evet, Mustafa gelmesin. Yahu ne Mustafa'sı? Komşu Mustafa. Yahu onu demiyorum. Ha o zaman bizim arkadaş var, Hasan abi. Hasan abi gelmesin. Yahu Hasan abi burada, ben salla bakayım. El mi sallayayım, ne diyor? Aman efendim orada. Nerede? Yahu görmüyor musun? Ha Hasan abi ne haber ya? Hoş geldin. Eyvallah, sağ ol. Efendim sizler de hoş geldiniz ya. Nasılsınız, iyi misiniz? Yok, bu temsiller iyi değil galiba. Aman efendim, niye? Baksana yok. Aman efendim, öyle konuşma. Allah Allah, niye yok? Herkese selam verdin mi? Aa, verdim, bak orada. Ali de var, Ali. Ali, ne yapayım? Yok. Yaramlar kesin. Orada. Peki. Ali, ne haber ya? İyi misin? Eyvallah, ben de iyiyim. Karagöz, ya bırak şimdi selam vermeyi. Niye yok? Arkadaşım değil mi? Aman efendim, senin arkadaşım ben değil miyim? Sen benim kadim dostumsun, onunla da benim arkadaşım. Allah üst hakkını vermesin. Ya tamam, Mustafa gelmesin. Efendim, hangi aydayız biz? Mars'ta. Yahu ne Mars'ı? Jüpiter'de. Yahu hangi aydayız? İki gün sonra ne? İki gün sonra zurna. Yahu ne zurnası? Ne dedi ya? Yahu ne derken, yani iki gün sonra günlerden ne olacak? Günlerden ne mi olacak? Ne bileyim ben ya. Aman efendim, bayram geldik, bayram bayram. Ne? Bayram. Benim adım bayram mı be Karagöz? Yahu bayram gelecek. Bayram mı gelecek? Hoş gelsin, sefa getirsin. Yahu neredeydi o ya uzun zamandır? Aman efendim, geliyor işte. Hoş gelsin, sefalar getirsin. Ha. Ay sen hala kapının önünde misin ayol? Valla hanım çağırıyor. Aman Karagöz'üm, yengenim çok sinirli galiba. Sorma ya, çok sinirli. Yahu niye böyle? Bu evin reisi sen değil misin? Ha, reisi benim de. Hakimi yengen. Yahu olur böyle şey? Niye olmasın ya? Peki, hem reisi hem hakim olmak istemez misin? Valla ben taştan verdim dizginleri. Bu saatten sonra geri alamam. Aman efendim, alırsın. Nereden alacağım, pazarda mı satılıyor? Hayır efendim, bak şimdi. Sadece ki yengenim şurada oturuyor. Hani nerede, nerede? Ya. Yahu mahsus dükkan. Ha. Hacı var. Bak, aramızda kalsın. Kimse duymasın. Evde en son sözü ben söylüyorum ha. Aa, ne kadar güzel, ne diyor? Tamam oğlum. Bu kadar. Aman başka bir şey demiyor mu? Sıkıyorsa de. Nasıl yani? Ya bazen bir şey söylüyorum. Hanım, hayır deyince ben de tamam hanım diyorum. En son sözü ben söylemiş oluyorum. Aman efendim, olur mu öyle şey ya? Niye olmasın ya? Bak şimdi, Taceddi yenge hanım şurada oturuyor. Nerede, nerede? Allah! Yahu mahsus dükkan. Anladım, anladım ha. Şimdi, bak şimdi, bu evin emreyesi, emakim olmak için seninle bir prova yapacak. Ha, üstüme göre olsun ha. Ne? Prova. Ya ne provası? Kıyafet, bayram geliyor ya. Onu demiyorum. Yahu bak, şimdi yengenim şurada oturduğu için onun karşısına gideceksin. Bana bak hanım, bana bak hanım diyeceksin. Hepsi bu kadar. Öyle deyince bir şey olmayacak mı? Aman efendim, olmayacak tabi. Yapma ya. Kızmayacak mı bana? Yahu niye kızsın? Hadi bakayım. Yap, söyle. Bak şimdi, bir daha git. Git git git. Hazretçi, bak. Şöyle yapalım. Ben senin eşinim, tamam mı? Hadi gel bana doğru, bana bakalım, bana bakalım de. Tamam. Bana bakalım. Bana bakalım. Ya ne kadar güzel gittin diye. Sesini düşürdün. Ya öyle bir baktı ki. Korktum ya. Yahu onu demiyorum, bir de bak. Şöyle yap. Bak şimdi.
Omuzlar dik. Göğüs düşeme. Karın içeri çek 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 çek. Arka tarafı bozma. Şimdi öyle bana doğru gel. Bana bak hanım, bana bak hanım. Haydi yaparsan sana yemek ısmarlayacağım. Vallahi mi? Evet. Bana bak hanım, bana bak hanım. Bir araba sopayı söpeneyim canım. Ya ne yapıyorsun? Ya. Alo. Benim hanım kaşlarına böyle bir çattı var ya. Sık gözle devamını getir bakayım hadi. Ya Allah müstahakkını vermesin. Ha. Ha Allah kapının önünde misin oğlum? Bak. Tamam hanım tamam geliyorum geliyorum. Sen benim baş tacımsın ya. Yahu Karagöz. Hanım. Huu. Ya Hacı Vat beni lokantaya götürecekmiş ha. Ay. O köşe sakallığına mı geldi? Ya kim gelebilir başka? Yenge hanım benim benim. Ay. Sensin demek ay. Ay ay. Ya ne oldu ya? Ay 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 deyip dön. Ha. Ben hanıma bağırıyorum ya. Vallahi helal olsun bana. Vallahi bravo tebrik ederim. Haydi o zaman seni ben lokantaya götüreceğim ama lokantaya giderken ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Efendim hani biz şu anda neredeyiz? Buradayız. Ya burası neresi? Ha burası orası. Yahu burası orası da. Biz neredeyiz diyorum. Ya buradayız ya. Yahu burası neresi? Ya Hacı Vat sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Burası orası işte. Yahu orası burası burası orası da. Semt olarak neresi? Semt mi? Ya buradayız işte. Ya biz Karşıyaka'da değil miyiz? Neredeyiz? Efendim Karşıyaka'dayız. Karşıyaka'da mıyız? Aa sağ ya. Efendim bak Karşıyaka'nın çok güzel bir şarkısı var. Karşıyaka'nın bir de şarkısı mı var? Evet. Nasılmış bir ya? Efendim bak şimdi yemeğe giderken ben söyleyeceğim sen de tekrar et bakalım. Bilecek misin? Yok ben nereden bileyim Karşıyaka şarkısını? Aman efendim bak şimdi. Şarkı söyleyeceğim eşlik et tamam mı? Şarkı söyleyeceksin? Dişleyeyim mi seni? Ya beni niye dişliyorsun? Ne bileyim be ya? Bak şimdi. İpek siyah mantolu. Beyaz beyaz yakalı. İpek siyah mantolu. Beyaz beyaz yakalı. Kalbim kalbim çarpıyor. Sana sana bakalı. Ne güzel şeysin, ne yaman şeysin. Karşıya kalım. Ne güzel şeysin, ne yaman şeysin. Karşıya kalım. He söyledim, yaşasın. Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Haydi şimdi bak. Lokantaya gidip yemek yemeyi hak ettin, tamam mı? Tamam, tamam. Haydi gidelim. Düşünme. Allah! Ne oldu? Düşünme dedi ya. Yahu öyle değil. Düş peşime. Tamam Allah. Yahu ne oldu? Ya düş peşime dedin. Düş yoluma dedin. Olmadı ben de düştüm işte. Burnum acıttı ya. Of. Aman efendim öyle değil. Arkamdan gel demek istiyorum. Arkandan mı geleyim? Evet. Tamam tamam. Haydi sen git ben de geliyorum. Haydi ben gidiyorum arkamdan gel. Tamam tamam. Haydi gidiyorum. Tamam tamam haydi git ben de arkandan geliyorum ya. Haydi Allah. Nereye kayboldun be ya? Alo! Neredesin? Hadi bak! Nereye kayboldun? Karagözüm hadi gel Karagözüm! Nerede kaldın? Geliyorum tamam! Hadi Karagözüm gel seni bekliyorum! Bak ya burada! Ya ya! Çocuk uyuyor! Karagözüm gel bak burada seyircilerimiz var! Bak sana suallerim var! Benim evde soğanım da var sarımsağım da var! Karagözüm hadi gel! Sözün gel. Anlaşıldı anlaşıldı. Karagöz'üm böyle gelmeyecek. Yine bana şaka yapıyor. Dur ben onu çağırmasının bir yolunu biliyorum. Pencerenin perdesini aman Allah. Kaç bana göster yüzünü. Aman Allah. Ya hoş geldin Karagöz'üm. Hoş bulduk benim iki gözüm. Karagöz'üm ne vurup durursun? Sen de benim karşımda bortan korkulu gibi ne durursun? Karagöz'üm vurma ayıptır. Sen de benim karşımda böyle durup durma yahu. Ya Karagöz'üm bak burada seyircilerimiz var. Bir selam ver bakalım seyircilerimize. He seyirciler mi gelmiş? Evet. Beni seyretmeye mi gelmişler? Evet Karagöz'üm.
İyi tamam gelmiş ya. İyi tamam gelmiş. Serse gelmiş seni. Allah Allah. Öyle abi. Selam verilmez Karagöz'üm. Nasıl verilir? Böyle eğilip de selam vereceksin Karagöz'üm. Böyle mi? Öyle değil Karagöz'üm. Böyle selam vereceksin. Ha verdim. Hadi Karagöz'üm ne yapıyorsun? Aa beni alkış eder ya. Ya Karagöz'üm. Hani senle şimdi lokantaya gidecektik ya. Biz mi gidecektik? Evet biz gidecektik. Ne zaman yahu? Ya dedik ya sana az önce beyağı unuttun mu sen beni? Bırak öptü hor. Ben yemek yedim de geldim. Madem lokantaya gidecektin niye baştan söylemedin? Ya Karagöz'üm sinirlenme hemen. Hemen bak lokantaya gideceğiz ama sen usul Erkan bilir misin? Ha ben Erkan'ı bilirim. Hangi Erkan bu? Ya beraber uçurma uçuruyorduk ya çocukluk arkadaşım Erkan. O Erkan bu Erkan değil Karagöz'üm. Yani demek istiyorum ki sen görgü kuralları bilir misin? Aa örgü kuralları bilirim. İki çift bir ders, iki çift bir ders. Hatta evet. Bana İklim Hanım öğretti onları. Böyle iki çift bir ders, iki çift bir ders. Öyle değil Karagöz'üm. Görgü kuralları dedim, görgü. Ha. Yani demek istiyorum ki toplum içerisine uymamız gereken kurallar demek istiyorum. Aa bilirim ya. Dur ben sana o zaman bir sığdayım. Sen beni niye sıvıyorsun? Ben duvar mıyım? Öyle değil Karagöz'üm. Sıvayacağım demedim. Sınayacağım dedim. Yani seni imtihan edeceğim demek istiyorum. Allah Allah ben talebe miyim yahu? Niye imtihan ediyorsun beni? Öyle. Sen bana göre şimdi bir talebesin Karagöz'üm. Öyle miyim? Öylesin Karagöz'üm. Ya hadi öyleyim bakayım. Ne olmuş? Şimdi diyelim ki lokantaya geldik. Lokantaya geldik he. Heh, karşımızda kapı var. Kapı var. Ne yapayım kapı varsa? Kolunu çevir. Karagöz'üm benim kolumu niye çeviriyorsun? O zaman kendi kolumu çevireyim ya. Oh. Ya Karagöz'üm kendi kolunu da çevirmeyeceksin. E kolunu çevir dedin ya o. Ya Karagöz'üm kapının kolunu çevireceksin. Ha kapının kolu da mı var? Evet. Ayakları nerede? Ayakları yok Karagöz'üm. Ha kapıyı açacağım. Ha kapıyı aç gir içeri. Ya direkt öyle söylesene yahu. Kapıyı... Allah iyiliğini versin Karagöz'üm. Kapıyı aç gir içeri. Kapıyı açtım girdim içeriye. Girdin içeri. Şimdi söyle bakalım. Lokantanın tam ortasında dört ayaklı bir şey vardı. Nedir o? Aa benim eşek. Eşek nereden çıktı? E dört ayaklı dedin ya. Karagöz'üm eşek meşek yok. Kedi. Kedi de yok. Olmaz olur mu? Her lokantada kedi var. Olmaz Karagöz'üm. Kediyi unut. Kediyi unut. Hadi kediyi unuttum. Eşeği de unut. Eşeği unutamam. Neden? Eşeği unutursam ben odunları nasıl getireceğim yahu? Ya şimdilik unut. Neyse şimdilik unuttum he. Ha, şimdi söyle bakalım dört ayaklı ne vardır lokantanın ortasında? Dört ayaklı ne var? Ne var? Masa vardır, sandalye vardır. Ha kasa vardır. Kasa değil Karagöz'üm masa, masa. Ha tamam ha masa masa. Ha. Masa vardır ha ya. Ha anladım. Şimdi geç masaya otur. Ya niye masaya oturuyorum yahu? Ya geç otur. Ya bütün misafirler bile görmüyor mu? Başka yerde oturup masaya oturulur mu? Ya Karagöz'üm ilahi söz gelimi öyle söylenir. Masaya otur dediysem geç sandalyeye otur demek istedim. Ha sandalyeye gel. Aha oturduk. Ne olmuş? Ha şimdi söyle bakalım masaya ilkin ne gelir? İlkin ne gelir? Ne gelir? Kedi gelir. Kedi nereden çıktı? Her oturduğunda kedi geliyor. Hayır Karagöz'üm kedi gelmez. Ne gelir? Yemek gelir yemek. Ha gelsin o zaman. Yemeği de garson getirir garson. Ha garson mu getirir? Çağır bakalım garson nasıl gel çağıracaksın bakalım. Şşş garson. Şşş garson. Şşş Yavuz. Yavuz garson neredesin ya? Öyle çağrılmaz Karagöz'üm ayıptır. Ya ayıp olsun ben hep böyle çağırıyorum. Hayır Karagöz'üm ayıptır öyle çağrılmaz. E nasıl çağrılır? Bak, beni iyi izle. Garson bey bir dakika bakar mısınız? Nasıl bir dakika bakayım? Garson bey bir dakika bakar mısınız? Böyle mi çağırıyor? Böyle çağrılır Karagöz'üm. Çağırıyorum. Garson bey bir dakika bakar mısınız? Karagöz'üm sen ne yapıyorsun? Her yerin oynuyor. Sen öyle dedin ya. Allah iyiliğini versin Karagöz'üm. Öyle dediysem illa abartmak zorunda mısın? Sen böyle abarttın. Yahu. İlahi Karagöz'üm. Neyse çağır bir garson bakalım sana yardımcı olsun. Garson. Yavaş. Yok gelmiyor ya. Olmaz Karagöz'üm. O zaman çocuk arkadaşlarımız, çocuk izleyicilerimizden bir yardım çağır bakalım. Devam. Veli garson. Gel buraya. Bak geldi gördün mü? Gördüm. Heh, bak geldi. Şimdi söyle bakalım. Buyurun efendim ne istersiniz de. Ne istersin? Çay kahve diyor ya o. Biz yemek yemeye geldik.
Ne? Karagözüm ilk önce yemeklerden çorba istedi, çorba. Ha şüpheli garson, bize 2-3 tane torba getir. Torba nereden çıktı Karagözüm? Sen dedin ya torba istedi ya. Torba demedim Karagözüm, çorba dedim, çorba. Ha çorba. Hadi iste bakalım çorba. Şşş bana bak, çorba getir bize. Gördün mü nasıl getiriyor? Ama getirmiyor Karagözüm. Aa. Neyse diyelim ki çorba geldi diyelim mi? Çorba geldi mi çorba? Çorbamız geldi. Tamam çorba geldi. Söyle bakalım şimdi. Çorbaya ne ekersin? Aa çorbaya ne ekerim? Ne ekerim? Barut ekerim. Olmaz Karagözüm. Toz ekerim. Olmaz Karagözüm. Allah Allah ne ekerim ya o? Karagözüm tuz ekersin, karabiber ekersin. Tabii canım tuz ekerim. Ha tuz ekerim. Ha. Şimdi söyle bakalım çorbaya ne sıkarsın? Ha tabanca sıkarım. Olmaz Karagözüm. Ya ne sıkarım? Ha. Limon sıkarsın Karagözüm, limon. Ha tabii canım limon sıkarım, limon. Sık bakalım Karagözüm limonunu da. Ha sıktım. Ne oldu Karagözüm? Ya ağzım sulanıyor. Benim limona tıkkım var yahu. Ay Allah ilinemezsin Karagözüm. Neyse söyle bakalım şimdi çorbayı neyle içersin? Ha böyle kalırım. İçerim. Olmaz Karagözüm öyle içilmez. Ayıptır. Ya niye ayıp olsun, ben hep böyle içiyorum yahu. Öyle içilmez Karagözüm. Nasıl içilir? Kaşıkla içersin, kaşıkla. Ha ışıkla nasıl çorba içerim yahu? Bak ışık orada, içilir mi çorba? Hay Allah ilinemezsin Karagözüm. Işık demedim, kaşık dedim, kaşık. Ha o nasıl bir şey yahu? Ya bu içmeye yarayan bir alettir. Ha anladım tamam. Şık şık da içerim. Şık şık değil Karagözüm. Kaşık kaşık. Ha tamam anladım. Kaşıkla içerim. Ha şimdi iç bakalım kaşıkla. Öyle içilmez Karagözüm. Ayıptır. Ya niye ayıp olsun, ben hep böyle içiyorum yahu. Karagözüm ağzın kapalı içeceksin. Ağzım kapalı nasıl içerim? Agayret Karagözüm, hadi iç. Ya ağzıma kaşığı soktum çıkmıyor, ağzını kapat dedin. Ay Allah ilini versin Karagözüm, ağzına soktuktan sonra geri açacaksın ağzını. Ha. İçtin mi? İçtim. Heh, diyelim ki çorbamızı içtik bitirdik. Tamam, garson bana bir çorba daha getir. Tamam, bir çorba geldi, bir çorba daha geldi, çorbayı da içtim bitirdim. Garson bana bir çorba daha getir. Olmaz Karagözüm, yine çorba olmaz. Ya sen tarif edene kadar çorban buz gibi oldu yahu. Tamam bir çorba daha geldi. Tamam içtim hadi gidelim. Onu da içtin. Şimdi Karagözüm ben gidilmez. Hah. Şimdi söyle bakalım. Her yemekten önce ve sonra biz ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Tatlı yiyorduk. Ha, tamam tatlımızı da geldi, tatlımızı da yedik. Onu da yedik. Şimdi söyle bakalım. Her yemekten önce ve sonra biz ne yapıyorduk Karagözüm? Ne yahu? Ha! Ellerimizi yıkıyorduk Karagözüm, ellerimizi. Ellerimizi yıkıyorduk. Evet. Tamam yıkadık elim. Ha, yıkadım. Ne oldu? Yıkadık ellerimizi. He. Ondan sonra şimdi yemeğe gidebiliriz Karagözüm. Aa! Acı cav cav. Efendim. Benim oğlum bana şey öğretti yahu. Neyi öğretti? Diş fırçalı onu öğretti. Öyle mi? Hem de nasıl öğretti biliyor musun bak? Nasıl? Böyle bir sağ, bir yukarı, bir aşağı, bir sağ, bir sola, bir aşağı, bir yukarı, bir sağ, bir sola. Böyle. Bunu mu öğretti Karagöz? Ondan sonra bir de böyle yapayım. Ya Karagöz bana niye tükürüyorsun? Ayıptın. Ya benim oğlan öyle öğretti yahu. Ha ya. Pardon lavaboya yapıyorduk. Bir sağ, bir sola, yukarı, aşağı. Ha işte böyle Karagözüm, aferin sana. Öğrendim. Öğretti ya benim oğlan öğretti bana. İyi o zaman Karagözüm, madem öğrendin hadi o zaman yemeğe gidelim ama seyircilerimize de veda edelim. Edelim. Yıktık perdeyi, eledik viran. Gideyim sahibine haber vereyim hemen. Hak baki dostluk baki. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Şimdi bir yere ayrılmayın efendim. Etkinliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gel Karagözüm gel. Ne oldu yahu? Gel Karagözüm gel. Gidiyorum yahu ben. Nasılsın? Ya geç kaldım. Bize bir yönetmen var. Aksi, uysuz bir adam. Ben buraya geç kaldım. Kim bana diyecek ki? Nerede bu oyuncular? Nerede bu ekip? Bana kızacak. Mesela
Olmadı. Şuradan bir abimiz var. Onu çıkartın sahneye. Çıkar mısın abi sahneye? Niye abi? Niye? Ya olmasın be ya. Abi sen çıkar mısın sahneye? Sen de mi çıkıyorsun? Ya, sahneye çıkmak istemez mi? Ya aksi bir... Çocuklardan değil büyüklerden. Ya aksi bir yönetmenim var benim. O kadar aksi, o kadar... Nasıl? Çocuk olmuyor. Belki olursa... Dur, yönetmeni bir soralım. Çünkü bizim yönetmen öyle bir aksi, öyle bir huysuz bir adam ki... Bak buraya gelir gelmez şimdi başlık. Bağırma ya. Ya Allah kurtarsın ya. Bak. Neyse. Ben şu boşta sandalye var mı? Ve hemen az... Şu var galiba. Şöyle mi? Aha kedi. Kediyi de oynatırız. Sen de gel, sen de gel, sen de. Şöyle bir hazırlığımızı yapalım. Tamam. Başka ne yapacaktık? Şimdi yönetmen gelecek. Kameraman yok. Oyuncular yok. Sana ondan dedim gel oyna diye. Ajansla oyuncu istedik. Oyuncu gelmiyor abi. Neymiş parayı az buluyorlarmış. Hey Allah. Şimdi bir dakika. Nereden çekecek? Buradan mı buradan mı çeker bilmiyorum. Tamam bu var. Tamam da. Ya. Bana yardım et gözünü seveyim ya. Ya bak aksi bir patronumuz var. Gel abi gel. Şuraya bir otur. Allah aşkına gel. Sen bir gel. Patron burada görmesin. Nerede? Geliyor mu? Abi sen uzak kaç. Kaç kaç kaç. Kaç patron geliyor Allah aşkına. Abi gözünü seveyim. Yok yok. Ya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Patron senin sesin niye çıkmıyor? Kim nerede? Hani? Bir dakika. Patron bir dakika konuşma. Patron dur. Ya sesini yazık gözünü seveyim ya. Bekle bir dakika dur dur. Patron. Patron. Çok güzel aksın usul bir adamsın. Ne olursun. Şunu bir tak. Ne bakıyorsun öyle ya? Tak işte tak. Ya ver dedim böyle olacak. Böyle böyle. Nasıl nasıl? Açacaksın patron ondan ben açayım ya. Niye ses çıkmıyor bundan? Ne yapayım? Se bak çıkıyor. Aksi ha bu. Bunları önceden hazırlaman lazım. İyi. Önceden hazırlaman lazım. Tamam patron haklısın da. Şimdi o nerede ne bileyim ben. Nereye koydular biliyorum. Ya bununla bana mı salacaksın? Ya sen benim yardımcım değil misin? Ya tabii ki yardımcım. Şunu elinde tutma. Şöyle bir bak benim gibi as bakayım. Ya patron bunu ben ne öğreteceğim sana ya? Tak şunu. Hocam. Nereye takıyorlar? Bekle. Ses bir iki. Gide bakayım böyle. Alo de, velo de, bir şey de. Ses 3, 4. Heh, konuş. Ses 3, 4. Tamam, bak. Bunu nereye takacağım? Bunu nereye takacağım, bekle. Bak, düşürme bunu ha. Bak, dünya kadar para verdik. Oldu mu? Oldu. Oldu mu şimdi? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Hocam. Ya şimdi sen onu bunu bırak. Bak az önce ben nereden geliyorum? Nereden? Koskoca Zart TV ile anlaştım. Ne? Zart TV ile anlaştın mı? Ona bir program çekeceğiz. Evet. Tamam mı? Ona program çekeceğiz. Ben sana dün ne dedim? Ne dedin? Ajansa git. Ajanstan bize oyuncu al gel demedim mi? Ya oyuncuna gelmemiş. Ben de Hazan abiyle idare edeyim dedim. Allah Allah. Ya adam oyuncu mu yahu? Ya ne fark eder canım Allah Allah. Ajanstan gelene çok mu oyuncu canım sen de? Aa. Ya o adam sadece saç kesmeyi biliyor. Aa! Kuaför mü? Hayret bir şey ya. Bir dakika bir dakika. Ah. Hocam saç kesiyor derken kuaför mü? Ya, ya bayan kuaför ediyor da hiç daha görmedim ben kendisini. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çok iyi. Biliyorsun ki setlerde ne gerekiyor? Saç kesmek gerekiyor. Ya benim işimi bana öğretme. Ya ne yapıyorsun? Geç ajanstan oyuncular gelecekti. Bir bak bakayım gelmiş mi gelmemiş. Hazan abiyle idaresik olmuyor mu? Bak Ali abi de var. Allah Allah. Ya nerede bu oyuncu? Gelmemişler. Oyuncular nerede oyuncular? Bir de bunu yardımcı olarak seçtim. Ya oyuncular nerede? Gelmedi mi ya oyuncu? Şahane bak. Şahane bak. Dur burada arkadaş. Fırçayı tut bana. Hocam. Ya şurada bak yarım saatimiz var. Yarım saatimiz. Bak bunu gönder. Sen bir de şu arkadaş geldi bak. Buyurun buyurun. Buyurun.
Şunu bir dakika ya, bir dakika ya. Ya biz dönem filmi çekmiyoruz ya. Güncel bir film çekeceğiz. Ama ne güzel işte bak. Fark etmez ne kadar güzel giyinmişler. Bize öyle dediler şimdi. Gel gel. Kusura yanına gel. Allah Allah. Hocamın kafası yana yana hocam. Evet. Ne ya? Ben sana... Ulan ben bunlarla neyi çekeceğim? Ya ne çeker? Üsküdar'a giderken çek. Ya ne çekiyorsa ya, çek işte. Ya öyle bir program değil yahu. Nasıl bir şey tamam. Ya? Ya güncel geçer mi bu? Çek şuradan. Bana ben şuradan basacağım. Çek bana şuradan. Sana al gel. Hayret bir şey. Ya ben sana defalarca dedim. Biz niye para kazanamıyoruz anlaşıldı senin yüzünden. Ama o... anlatıyorum. Tamam mı? Bak şimdi Sart TV'de var. Bizden bir program istiyor. Bu programı çekeceğiz. Tamam mı? Onu göndereceğiz. Yayınladıklarında paramızı alacağız. Hemen bir çekelim hocam. Hemen çekelim. Bak anlatıyorum. Şunları anlat. Tamam mı? Bak. Senden para isteniyor. Tamam mı? Benden para. Ha, yani oyuncuların herhangi birinden para isteniyor. Tamam mı? Tamam. Her seferinde öbür oyuncu yok be abi diyor. Yok abi diyor. Tamam mı? Bütün mevzu bu. Sonradan arkadan bir polis gelecek. Burada bir cinayet var. Bunun suçlusu sen misin? Hani nerede polis? Hocam. Ya düşündüğüm şey bak. Aha. Bu mu? Beğenemedin mi? İşte bak. Bu mu? Allah cezanı vermesin. Yaver. Bundan polis mi olur? Ya niye hocam? Benden çok iyi polis olur. Ben var ya 10 bölüm arka sokaktan yaptım. Ne haber? Yapma yahu. Evet. Bu kılıkta mı? Yok bu kılıkta değildi hocam. Ama bu kılıkta olduğunu söylediler. Ben de bu kılıkta geldim. Hocam bir dakika ya. Ya bu sonuçta bir dizi değil mi? Biliyorsun ki dizide annesine bakıyorsun. Oğlu anasından daha... Neyse ya. Tamam öyle bir çekelim bakalım. Hadi öyle bir çekelim. Sen şunları bir hazırla. O bak zaman, anlat demeyeyim. Anlat. Tamam mı? Şu bayanı anlat. Şey yapalım. Yapalım. Neyse anlat ne yaparsa yap. Şu kılık kıyafete bak ben nasıl katacağım bunu ya. Nasıl para kazanacağım bak, ya? Bak ya reyting rekoru kıracak. İyi hadi. Hazırla bak, şunları. Reyting kıracak. Hazırla şunları. Hadi ne yaparsa yap hazırla. Hazırla işte daha neyse hazırla. Anlattın mı ne yapacaklarını? Anlatmam gerekir. Şey anlatacakmışım. Ya bir kere bu adam burada gözükmeyecek. Bari şuraya arkaya al. Bir dakika ya anlatayım ondan sonra alacağım. Ooo. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi sen buraya geleceksin. Ben sana soru soracağım. Abla param var mı diyeceğim. Sen yok diyeceksin. Ben sana ne soracağım? Yok abi diyeceksin. Tamam mı? Finalde öleceksin. Sen de gireceksin. Diyeceksin ki burada bir cinayet var. Bunun sorumlusu sensin diyeceksin. Beni göstereceksin. Tamam. Anlaştınız mı? Anlaştık. Tamam. Anlaştık hocam. Anlaştınız mı? Anlattım. Ya hadi o zaman. Ya buradan olmaz. En azından şuradan arkadan bir yerden al. Yani kamera direkt. Tamam be. Tamam hocam. Bir dakika. Bu arada bizim kameraman nerede sahi? Bizim kameraman. Ya. Ali Bey kameramanımız olur musun? Olmaz mısın? Sadece kameraya çekeceksin. Buyur gel. Lütfen. Kamerayı bir alalım ya. Ne yapacak ya? Ben buldum. Ben buldum o kameramanı. Bozkurt. Hatta önce bir deneme yapalım. Cep telefonuna çekelim. Deneme yapalım. Buyurun. O zaman size şöyle bir arkaya alayım ben. Hadi bakalım. Şunun arkasına böyle bir geçeyim. Geçin bakayım arkaya. Bak Bozkurt abi. Bak. Bunu bir kere de çekmemiz lazım. Değil mi? Bak yarım saatimiz var. Değil mi? Yarım saatimiz. Çekiyoruz gönderiyoruz. Bak aldığım paradan sana da vereceğim. Nereye gönderiyoruz? He? Ya Zart TV'yle anlaştık ya. Göndereceğiz bunu. Değil mi? Alacağız paramızı. Sen daha önce Zurt'taydık şimdi Zart'a geçtik. Neyse. Ya ver. Buyur. Hadi başlayalım bir an önce. Başlayalım hocam. Bozkurt abi sen tam şuraya geç. Şurada. Tam böyle kadrajdan al tamam mı? Tam kadrajdan alıyorsun. Değil mi? Ben 1-2-3 dediğimde kayıta basıyorsun. Değil mi? Tamam mıyız hocam? Tamamız. Hadi. Alıyorum. Kameraman. 1-2-3 kayıt. Ha sahi. Oyuncu getireyim. Gel. Buyur ablacığım. Buyur. Otur şöyle. Otur. Heh, şöyle çek, çek. İyi çek. Ben de oturuyorum. Rahat otur. Rahat geç. Bak ya. Bak. Ona intibatı kes. Paran var mı be abla? Yok abi. Paran var mı abla? Yok abi. Evin var mı abla? Yok abi. Dolar, euro var. Sterlin var mı? Yok abi. Hiç şey yok mu? Yok. Ondan ölmelisin abi. Oldu mu hocam? Burada bir cinayet işlendi. O cinayete sorumlusu sensin. Bu ne biçim oyunculuk? Bu ne biçim oyunculuk? Kes. Kameraman kes. Bu ne biçim oyunculuk ya? Olur mu? Bu ne biçim oyunculuk?
Bu kadar donuk oynanır mı ya? Şöyle biraz canlı oynayın, canlı. Ha, canlı. Tamam, geç geç geç. Canlı oynayın arkadaşlar. Canlı, 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 canlı. Tamam, kayıt bekliyoruz. 1, 2, 3, kayıt. Gel, 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 gel. Canlı, canlı, canlı. Hani, param var mı abla? Yok abi. Araban var mı abla? Yok abi. Evin var mı abla? Yok abi. Para, euro, dolar, maksi, tarif. Yok abi. Hiç yok mu? Yok. Önleyin şu an. Burada bir cinayet işlendi. Bu cinayetin sorumlusu sensin. Kestik. Ya ben size canlı derken böyle böyle canlı mı olurum ya? Vıdı 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 vıdı. Kimse anlamadı. Siz anladınız mı bir şey? Ben anlamadım. Olmadı. Ya biraz şöyle yani biraz yüzleriniz gülsün böyle ya. Gülerek ya gülük. Ha ha tamam hocam. Buyurun sizi şöyle bir alayım gülerek. Gülerek. Hayret bir şey ya. Tamam hocam. Kameraman. Bir, iki, üç. Hayır. Gel ablacım. Araba mı abla? Yok abi. Evim var mı abla? Para var mı abla? Dolaşır tabii ki. O zaman evlenirsin. Burada bir cinayet işlenmiş. O cinayetin sorumlusu sensin. Kestik. Kestik. Kalkışıyorsunuz bir de. Kestik. Bu ne ya? Bu ne rezillik? Bu ne sefalesizlik be? Ne oldu hocam ya? Ağlayın lan şu an size ağlayın. Tamam oldu hocam. Yazıklar olsun. Mesaj alındı. Tamam tamam hemen hemen. Anladınız mı arkadaşlar? Anladık al. Tamam. Hazır mısın hocam? Kameraman. Bir, iki, üç, kayıt. Yarabbim yarabbim ya. Yarabbim yarabbim. Araban var mı be abla? Yok abi. Yok mu? Yok. Evin var mı be abla? Yok. Paran var mı abla? Hiç bir şey yok mu? O zaman ölmelisin. Burada bir cinayet işlemiş. O cinayetin besleri sensin. Kestik. Yine mi? Ya bu ne rezillik? Ben... Ya bu ne kepaliz, kepazelik ha? Ya insan biraz şöyle oynak oynar şunu be. Oynak olur biraz. Hareketli olur, oynak olur ya bu. Hocam gözlerimi yaşardı, gözüm seviyor ya oynak. Bak son ay kez, son 5 dakikamız. Bütün masrafı sana ya... yıkarım yaver. Ona göre. Bak son 5 dakika. Siz. Kameraman. 1, 2, 3, kayıt. Tamam. Yapma gel abla. Ablacım gel. Oyna abla oyna. Ablacım oturma. Oyna. Paran var mı be abla? Yok abi. Araban var mı be abla? Yok abi. Yok mu? Paran var mı be abla? Yok abi. Evin var abla? Yok abi. O zaman ölmelisin abla. Oh oh. Oh oh. Yandan. Oh oh. Burada bir cinayet işlenmiş. O cinayeti sorumlusun. Sensin sensin. Oh oh. Kestik. Ya ver. Bu iş olmuyor. Senin bulacağın oyuncuları da, seni de, başlarım böyle işe de. Ulan yeter rezil ettin beni be. Lister gibi rezil ettiniz beni. Ne yaptın ben de yok. Res! Defolun! Yürü 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 yürü. Ciddi misin koyuyorum. Gel buraya gel. Gel. Yürü! Nereden gönderme seni? Ayıp be! Adama yazık be! Aa! Ya ver. Ne olacak şimdi bizim bütün masraf? Ya Hasan abi ödetiriz ya sıkıntı değil. Sen hep Hasan abiye zaten geçir ne varsa. Nasıl olsa bayan konferimiz sponsor oluyor ya. Ya öyle. Birazını da Ali Bey'e geçirelim. Evet olabilir. Yani, koskoca Emine Başkan var. Biraz da ona. Tamam işte sponsorlar var. Ha bir de Şahan Efendi var tanıyor musun? En büyük sponsor o. Tamam bir dakika. Hepsini geçtim. Ona ödetelim bütün masrafları. Tamam bütün masrafları ona ödetelim. Çünkü bütün her şey bundan çıktı. Evet. Yoksa ajansın sahibi mi bu? Evet. Ajansın sahibi bu. Oyuncuları sen mi gönderdin? Oyuncuları sen mi gönderdin? Sen gönderdin ha? Sen gönderdin ha? Alsın. Sen de işte geleyim mi? Döve döve gönder bunu. Döve döve. Döve döve gönder. Döve. Sen ha? Gelsin.
git. Öyle mi diyor? Beraber böyle. Sanatçıları dövmeyin de yeter ki beni dövün. Bunlar nereden bulayım? Şimdi var biraz zoom, evlenmek bir kararım. Ama münasip bir huyla nereden bulayım?
Bulamam mı zannettin? Elimi sallasam ellisi, biri gider
sonra çıkar giderim. Ayrıca Ege Tiyatro Sevenler Derneği'ne kocaman alkışlar. İstanbul Arena Tiyatrosu'na kocaman alkışlar. Ve en son olarak da Tiyatro Sofita'ya kocaman alkışlar efendim. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bizi buraya buluşturan herkese teşekkürler olsun. Hayırlı geceler olsun. Hoşça kalın.